Hayırlı günler arkadaşlar. Sukulentler ve Kaktüsler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar şimdi bende bu kadar bebek sukulent var. Tabii bunu hiç kimse istemez. Ben de atmak, işte ziyan etmek istemiyorum. Ama çok da fazla var. Bunu şimdi ben bebeğe yatıracağım. Bunu ne şekilde yapıyorum? Nasıl bebeğe yatırıyorum? Bunun ben videosunu yapacağım arkadaşlar. Şimdi benim biraz kompost malzemem vardı. Şöyle onu alta koydum. Yabani otları falan aldım. Şöyle arkadaşlar. Benim bakın şu da domates büyümüştü. Şuradaki saksımın altından. Şu saksımın altından. Hatta onu da kompost için kovasına attığım domateslerden büyümüştü. Bunu da daha önceki videolarımda var. Görmüştürsünüz mutlaka. Ondan sonra arkadaşlar. Şimdi bunları benim bu kovanın altına koymamın sebebi arkadaşlar. Drenaj için bakın şöyle kabuklar koydum. Bunları da koyuyorum. Kompost malzemeleri de koydum ve sıkıştırıyorum. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey var. Ben bu bebekleri çok uzun süre elleyemeyeceğim. Çünkü bebekler bir süre orada kalacaklar, büyüyecekler. Ondan sonra çok çabuk kök salmayacaklar. Ben bunun altını çünkü balkonumda ben kompost yapıyorum, bahçede yapmıyorum. Balkonumda hem yerden tasarruf edip hem de bitkilerim için gübre hazırlamak için bu alanı değerlendirmiş olacağım arkadaşlar. Şöyle bakın üzerine örtüyorum. Üzerine örttüğüm için arkadaşlar kesinlikle sineklenme veya başka türlü hiçbir şey olmuyor. Yani bunu her zaman söylüyorum ve tekrar ediyorum. Artık beni izleyenler biliyor fakat yeni gelenler, yeni soranlar oluyor. Yeni gelenler ve yeni soranlar için ben bir kere daha söylüyorum arkadaşlar. Şöyle. Şimdi normalde bu zor bir türdü arkadaşlar. Ben çok zor yetiştiriyordum şu anki yatıracağımız bebeklerin türünü. Daha sonra bu şu anki bulunduğu ortamı yeri çok sevdi. Yani çok güzel büyüyor. O kadar güzel büyüyor ki. Şöyle arkadaşlar. Şu fazla şey olanları. Örneğin mesela şunları inceltmem lazım. Çünkü bebeğe yatıracağız. Toprağımızın ne kadar böyle ince ve düzgün olursa daha iyi olur. Ve arkadaşlar bazıları soruyor. Sineklenme oluyor mu diye. Ben kompost toprak yetiştiremediğim bir saksım vardı. O saksımda hazır toprak kullandım. Ama böyle markalı bir yerden almadım bilemiyorum. Bahçe toprağına karıştırdım hazır toprağı. Kullandım. Ve hep böyle sinek oluyor mu sinek oluyor mu soruyordunuz. Ben çok şaşırıyordum. Yani bu sinek nedir bu sinek muhabbeti diye. O zaman gördüm ki arkadaşlar. Hazır toprakta sinek oluyor. Yani niyeyse hazır toprak sinek yapıyor. İnce ince sirke sinekleri yapıyor. Bu normalde kompost toprakla birlikte bahçe toprağında sirke sineği olmuyor. Ben bunu soran arkadaşların neden böyle sorduğunu buldum. Yani öyle bir şey ki hazır toprakta yani ben hazır toprak kullandım. Başka bir şey yoktu. Bahçe toprağı vardı onda. Ve sirke sineği oldu. Şimdi onu güneşe koyacağım. Sirke sineğiyle nasıl baş edeceğim? Onu güneşe koyacağım. Bir süre sulamayacağım. Böyle kaktüs saksımda oldu. O güneşte iyice kavrulsun. Sonra
Birden sulayacağım, yine susuz bırakacağım, yüzeyini susuz bırakacağım ve sinekten kurtulacağım arkadaşlar. Bu sinek için soru soranlar da bu şekilde cevabını almış olsunlar. Şimdi arkadaşlar bu kadar bebeği benim tek tek elle dizebilmem imkansız. Dizilir mi? Dizilir. Ama gerçekten imkansız arkadaşlar. Yine yeniliyorum. Ben çalışan bir kadınım. Çalışan bir anneyim. Öyle olduğu için benim evimde işlerim de çok oluyor. Ve bu bebek yatırmaya zaman bırakmaya çalıştım. Dedim ki bu bebekleri dedim bir zaman ayırayım. O zaman dedim dikeyim dedim. Ama arkadaşlar o zamanı bulamadım ben kendimde. Büyük olanları alacağım bunun içerisinden. Küçük olanların tümünü buna yatıracağım. Ama ne kadar güzel olmuş olduğunu göreceksiniz. Bu kesinlikle özensiz yapmaktan değil. İnanın. Şöyle büyüklerini alayım arkadaşlar ben. Bu ben sizi yabancı görmüyorum arkadaşlar. Sizi o kadar kendimden görüyorum ki. Şöyle. Bunu da buraya koyalım. Bunu da buraya koyalım. Belki oldu ya büyür. Bakın. Bakın arkadaşlar. Düşünün ben bunları bu bebekleri saksıma hazırlarken çıkarttık. Arkadaşlar. Ve o zaman ben bunun birikmiş haliyle bunlara su döktüm. O halde bile büyümüşler. Su döktüm. Bekletmek zorunda kaldım. O kadar vaktim yok ki arkadaşlar. Bunları bir türlü dikemedim. Ha şu anda dikerim dedim. Ha sonra dikerim dedim. Bir şeyler dedim durdum. Bir türlü dikemedim. Dikemeyince de dedim ki su dökeyim içerisine de dedim. Kötü olmasınlar. Ama göreceksiniz ne kadar güzel sukulentler olacak. Çünkü ben bunları çok sevgiyle dikiyorum. Sevgiyle bakıyorum. Şöyle arkadaşlar. Bakın. İçlerinde büyük olanlar da var. Böyle. Şöyle büyük olanlar da var. Onları alıyorum. Burası sadece bebekler için bir bölüm olsun. Bakın. Şurası. Güneş geliyor. Güneşten gözükmüyor. Şöyle yapayım. Burası sadece bebekler için olsun. Ve ben ne kadar bebek olursa onlara artık ayrı yatıracağım. Gerçi ben yine ayrı yatırıyordum. Ama dibine düşüyordu arkadaşlar. Bu benim elimde olan bir şey değil de. Dibine düşüyordu. Ve oradan büyüyordu. Şöyle arkadaşlar. Şimdi herkes farklı yapabilir. Bu benim usulümdür. Örneğin benim bir bu tesbih çiçeği sukulentim var. O tesbih çiçeği sukulentimin ekim videosu var. Onda ben sadece koyuyorum ve üzerine şu şekilde toprak serpiyorum. Şöyle ince bir toprak serpiyorum. Onun sadece kökünü örtesilik kadar ve o kadar güzel yere doğru böyle kök salmışlar ki Allah-u Teala'nın verdiği bu yer çekimi kanununu onlar uygulamışlar. Ve yer çekimine doğru, yere doğru bunlar uzamışlar. Şöyle arkadaşlar, üzerlerine toprak ektim. Ve üzerlerine toprak ektikten sonra bunu şimdi koyacağım. Ve bunu fıslatma usulüyle, yani gidip gelip böyle şey fıslatacağım su. Onu da size göstereceğim arkadaşlar. Bunu bu usulle büyüteceğim. Ve bu saksı da büyümesine devam eder inşallah. Hani ne kadar
büyür. Altı çok sağlam bir kompost toprak olduğu için bence güzel büyür diye düşünüyorum. Bunu hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Buradan ben hepinize hoşça kalın diyorum. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Bol sükulentleriniz olsun inşallah.